Emir abi. Peki. Peki. Değerli katılımcılar, hocam görüntünüz güzel, sıkıntı yok. Tamam. Bildiğiniz üzere bizim İsmail Kahraman Bey ile beraber İçişleri Bakanlığı'ndan 2021 yılında aldığımız bir 2022 yılında aldığımız bir projemiz var. Bu projemiz aslında önemli bir proje. Gerçekten Türkiye gündemini sürekli meşgul eden bir deprem ülkesi, bir afet ülkesi olmamız nedeniyle güncelliğini sürekli koruyan bir konu. Depreme hazırım, bilinçlendirme ve farkındalık projesi. Aslında biz bu proje kapsamında çok sayıda faaliyet yürüttük İsmail Kahraman Bey ile beraber. Birazdan belki o kısma daha da genişleneceğiz. Ancak Zoom üzerinden bu programı yürüttüğümüz için bu programın belli bir süresi var arkadaşlar. Dolayısıyla bir 40 dakika gibi bir süremiz var. Bunu efektif kullanmayı öngörerek ben ilk sözü Resul Orman Bey'e vermek istiyorum. Resul Orman Bey gazeteci, yazar, tarihçi, ödül sahibi. Resul Bey sağ olsun her programımıza bize önemli destekler veriyor. Kendisi bize geçmişten günümüze depremlerin toplumsal etkisi konusunda bilgilendirme yapacak. Resul Bey buyurun. Kıymetli hocam, öncelikle sizlerin nezdinde İsmail hocam ve diğer İsmail Giraç hocama da saygılarımı, selamlarımı sunuyorum. Görüşürüz. Bugün yaşanılmasını istemeyen bir olayın ardından bir program iştirak ediyoruz. Deprem, depremler ve onun mağdurları olarak 17 Ağustos depreminin mağduru olarak da tüm geçmişlerine, deprem şehitlerine rahmetler diliyorum. Tarihin en zorlu süreçlerinden biri de bu toplumsal felaketler. Dünya tarihinde ve coğrafyalara baktığımız zaman her 50 senede ve 100 senede bir büyük depremler, yani afetler gerçekleşiyor. Bu afetlerde yüzlerce insan ve milyon kişi ölüyor. Kişi ölüyor. Ve bu ölümlerden itibariyle de büyük zararlara, tahribatlara sebep oluyor. Hani okullardaydı bu söz. Deprem öldürmez, insanlar öldürür. İnsanların yaptığı yapılar, inşalar, kültür yapıları, işte bunlar geçmişten günümüze depremlerle önemli bir noktaya geliyor. Şimdi Osmanlı tarihi üzerinden ben bu konuyu biraz açık getirmek istiyorum. Küçük felaket ya da küçük kıyamet olarak geçen 1509 yılında İstanbul üstünde yaşanan ve birçok yapının yıkılmasına sebep olan bir deprem gerçekleşmiş ve bu deprem 2. Beyazıt döneminde gerçekleşiyor. Sabaha karşı, namazlara karşı olduğunu da şu şekilde öğreniyoruz. Ve genelde depremler de gece 3'te olduğunda burada da tekrar büyük felaket öyle denk geldiğimizi düşünüyorum. Çünkü 17 Ağustos depremi de keza öyleydi. Bu Osmanlı 1509 depremine baktığımız zaman 2. Beyazıt namaz için şey gittiğini, abdest almaya giderken büyük felaketin yaşandığını ve hatta yatağının bulunduğu nokta üzerine de çöküp yıkıldığını ve bundan müteahhit olarak da 2. Beyazıt'a veli ünvanı olduğunu ya da diğer adıyla verilik alameti olarak da gösteriliyor. Bu çok önemli bir husus. Çünkü burada bir deprem, bir afet var ve birçok yapı, o zaman İstanbul neredeyse yerle yeksan olacak şekilde büyük felaketler gerçekleşiyor. O bölgeden Kocaeli'ne kadar, bu bölgeye kadar yansıması oluyor. Bu önemli bir husus. Hatta depremlerden sonra bizim 1961 yılı 69 yıllarında tadilatı gerçekleşen Çoban Mustafa Paşa Külliyesi de bunlardan etkisini alan, nasibini alan bir husus. Burada da rahmetli Cahit Tamer Hoca'nın da yapıya inşası, bu yapının tadilat sırasında çekmiş fotoğraf belgelerde de bunu görebiliyoruz. Geçmişten günümüze deprem afetleri bu yönde tesirli bir nokta. Bununla ilgili çok yapılan çalışmalar, inceleme fırsatı buldum. Hatta bununla ilgili bir televizyon programı da sunmuştum. Ve şurada gördüğüm tarihi gerçekler şunu gösteriyor bize. Dönemin yapıları tabii daha kuvvetli olmasına rağmen, çünkü mesela bugünkü yapılarda hani diyor, az girişte demiş mi, insan deprem öldürmez, insan öldü. Çünkü insanların yapı inşa ederken uyguladıkları metotlar bu dönemde biraz daha kötü. Geçmiş dönemdeki yapılardaki metotlar daha sağlam, daha sağlıklı. İşte bunun örneklerini Çoban Mustafa Paşa Külliyesi'ne bakarsınız. Yine Gebze Sultanahmet Camisi'ne bakarsınız. Ya da İstanbul'a bakarsınız. Ya da bunu milattan önce yapılmış eserlere bakar ve görebiliriz. Bu o döneme yapılan eserlerdeki kaliteyi bize gösteriyor.
Mimar Sinan eserleri olsun, diğer eserler olsun, Mimar Kemal Bey'in eserlerinde de olsa da biz bu ışığı, bu tarihi döngüyü görüyoruz. Burada görmediğimiz husus son yıllarda yapılan yapılar. Özellikle 17 Ağustos'taki Kocaeli Yarımadası'nı etkileyen Yalova üzerindeki ardından gelen ve ondan sonra Van depremi, ondan önce yaşanan Erzincan depremi, ki Erzincan depremi büyük bir felaketin, hatta Anadolu Ajansı kurulmasına da vesile olan noktadan bir tanesi ve oradan göç eden ailelere bugün görüşme imkanım oldu. Göztepe bölgesine yerleşen birkaç ailenin orada hayatını sürdüğünü ve daha Erzincan bölgesine uğrayamadıklarını, o felaketten etkilendiklerini, çoğunun da ölüsünün de burada defin edildiğini de yine bilgiler arasında bize söylediler. Biz bu olaylardan, olgulardan şunu görüyoruz. Yapılan yapıların tarih içerisinde kalitesinde düştüğünü de yine buradan görebiliyoruz. İnsan tarihinin en önemli noktaları ve depremlerde, girişte dediğiniz gibi, depremlerin yapısı, mahiyeti, yüksekliği. Mesela bugün dünyada deprem en çok maruz kalan ülke Japonya. Ve bunun için akıllı evler, akıllı sistemler geliştirerek, akıllı yapılar geliştirerek depremle yaşamasını öğrenmişler. Biz bu 17 Ağustos depreminde biz bunu da görmüş olduk. Bölgemizin, ben o zaman küçüktüm. Ben de bir depremzedeyim. Benim de bir kolum kırıldı ve evim yıkıldı. Ben de mağdur oldum. Evimin son dakika annemizin kalp krizi geçirdiği süre çok şükür kurtardık. Allah daha beterinden saklasın. Bugün Darıca Amin. Adnan Menderes Kültür Merkez Salonu'nun şey olduğunu, konferans salonu olmadan oranın bir park olduğunu ve dönemin şu an Cumhurbaşkanı tarafından açıldığı günü de hatırlıyoruz. Ve o gün, o depremden sonra orası deprem alanı olarak kullanıldı. Şimdi yapı olarak karşıma çıkıyor. Bu da önemli bir şey. 20 sene önce, yaklaşık 30 sene önceki olayı da burada tekrar vurgulamış olmak gerekiyor. Biz bunu incelediğimiz zaman şunları da görüyoruz. Depremin toplumdaki etkisini. Daha önce orada bir yapı vardı, park vardı. Park yıkıldı, yol yapıldı, yanında bir başka şeyler yapıldı. En sonunda kütüphane, şey pardon, Adnan Menderes Kültür Merkezi sonu yapılarak aslında 30 yıllık iz oradan kayboldu. 30 sene, 35 sene önce açılan bir yapının yıkıldığını, yıkılıp da başka aşamalara geçildiğini görüyoruz. İşte bu depremlerden sonra yapılan yapılar da bize bunu gösteriyor. Depremin zorunlu insanlar göçe maruz bıraktığı gibi ve sonraki yaşananların da bir nevi de adresi gibi oluyor. Deprem toplumsal olarak bizi etkilediğini, birçok insanımızın da en yakın süreçteki depremlerden zarar gördüğünü görüyoruz. Bir de Osmanlı'da da günümüzde değişmeyen bir şey var. Depremlerden sonra insanların yaptığı hatalar, usulsüzlükler şudur. Asıl olay bu. Gıda ve ihtiyaçlarında, ilaç gibi şeylerde yaptıkları, bu Osmanlı arşiv belgelerinde de sabit. Günümüzde de bunu çok Osmanlı arşiv belgelerine gitmeye gerek kalmıyor. Yapılan işlemlerde bile, bir orman yangında bile görebiliyoruz. Toplumsal vakaların ne kadar acıtıcı olduğunu görebiliyoruz. Bu arada da Osmanlı arşiv belgelerine biraz da baktığımda şunu gördüm. Deprem sırasında mesela bir malın ederinden çok fazla satıldığını belgelerle tespit ettikten sonra o kişi falaka yatırıldığını, belli bir usulden men edildiğinde yine kaynaklar ışığında görebiliyoruz. Bu da önemli bir husus. Her zaman dediğimiz gibi depremler felakettir. Felaketler asgari inmekte insanların da yapacağı etik, ahlaki ve kurallara göre yapılardır. İşte bu yapıların tarihsel dokümanını burada söylemiş olalım. Gebze'deki yapılar da buna bir delil, buna bir ispat olarak da Çoban Mustafa Paşa Külliyesi'ni gösterebiliriz. Sultanahan Camisi'ni gösterebilir. Eskihisar Kalesi ki bunlardan daha eskidir. Yine gittiğimiz zaman Osmanlı Bey 100 sene önceki yapısı ya da gidelim daha ilerideki yapıları incelediğimizde Yahane'yi inceleyelim. Yine gidelim diye yapıları inceleyelim. Hatta çok uzağa gitmeyelim. İstanbul tarafına gittiğimizde bile yapıların eskiyi 2000 sene öncesine dayandığını da görebiliyoruz. Bunlar da bize neyi gösteriyor? 1500-2000 senelik yapıları gösteriyor. Neyi gösteriyor? Yapılardaki kalite, insan kalitesini ve uygulanış planına sabit kalınmasını gösteriyor. Burada İstanbul'da 375 kuruluşundan, Konstantin şehrin kuruluşundan günümüze kadar aşağı yukarı 375, 20'nin üstünde büyük deprem gördüğünü görüyoruz. En büyük deprem 1509'da Küçük Kıyamet olduğunda burada vurgulamış olalım. 1700 yılında yaşanan deprem de keza büyük etkilemişti. 99 depreminden sonra İstanbul bölgesinin
deprem bölgesi olarak konumlandırılmasından sonra birçok insana da İstanbul üzerinden başka vilayetlere şu anda göç ettiğini son yaptığımız 5 yıl araştırma içerisinde görebiliyoruz. İşte bunu ben yakın süreçte arkadaşlarımla gördüm. İstanbul'dan göç ederek başka vilayetlere gittiğini de buradan gördüm, söyleyebilirim. Ben burada çok sözü uzatmayayım. Diğer kıymetli hocalarıma da vaktini almayayım. Teşekkürler sunuyorum. Bu kısa da olsa, öz de olsa bu konuşma için kıymetli hocam. Sağ olun başkanım. Çok sağ olun hocam. Teşekkürler Resul Hocam. Sağ olun Çok hocam. sağ Sayın Orman Bey, olun. özellikle Osmanlı döneminde yapılan tüm yapıların neredeyse deprem veya doğal afetlerden etkilenmediğini, hala dimdik ayakta olduğunu, bununla ilgili güncel Gebze'den de örnekler verdiği. Ancak önemli olan deprem sonrasında bu konuda yapılan yeni yapılaşma konusunda ciddi önlemler alınmadığı, yeni yapıların depreme dayanıklı olmadığı, bu anlamda depremle yaşamayı öğrenmek, bir Japonya örneği verdi, bizden daha fazla deprem şiddetine maruz kalmalarına rağmen depremle yaşamayı öğrendiklerini, buna göre tedbirlerin alındıklarını, akıllı evler, akıllı sistemler geliştirdiklerini, bunun tabii toplumsal etkilerinden söz etti. Yani değişim, evet, depremsel yapılara değişim var. Bu değişimle birlikte göçler meydana geliyor. Bir taraftan da depreme dayanıklı olmayan yapılarda da bu tür göçler meydana geliyor. Eski yerinde yerleri su yerine başka kurumlar yapılıyor. O yüzden de özellikle deprem sonrasında temel ihtiyaçların kullanılmasında gerek toplum bazında gerekse birey bazında çok fazla usulsüzlükler oldu. Bununla ilgili gerekli önlemlerin alınması konusunda tedbirlerin alınması gerektiği konusunda bilgiler verdi bize. Çok teşekkür ediyorum Sayın Hocam. Ben teşekkür Şimdi ederim hocam. Vallahi. ben sözü İsmail Ereç Bey'e vereceğim. Gebze Arama Kurtarma Derneği Başkanı. Kurtarma neden önemlidir İsmail Bey? Yapılan çalışmalar neler yapıyorsunuz? Dernek olarak çalışmanız nelerdir? Geldiğimiz teknoloji çağında, teknolojinin afet çalışmalarında ve bilhassa ölümcül sonuçların önlenmesinde ne tür katkıları vardır? Bunlardan söylerseniz çok seviniriz. Öncelikle tekrar teşekkür ediyorum böyle bir program hazırladığınızdan dolayı. Resul Hocama da çok teşekkür ediyorum. Güzel bilgiler sundular. Yani arama kurtarmanın ehemmiyeti yani aslında kendi kuruluşumuz da bizim 2003 yıllarına dayanıyor. Yani 99 depreminde insani ihtiyaçları deprem bölgesine götüren bizim büyüklerimizin vesilesiyle 2003 yılından beri ben de aktif olarak kurucularındanım. Böyle bir çalışmaya imza atmış bulunduk. Tabii insanlara insani olarak yani beslenme ya da buna benzer destekler ya da barınma destekleri gibi çalışmalar ortaya koymak gerçekten insani açıdan önemli. Tabii bir de insanların kayıplarını kurtarmak, o kayıplarını ellerine vermek, onların acılarını bir nebze olsa da hafifletmek ya da onların gerçekten canlı çıkacakmışçasına bir umutla bekledikleri o zaman da sizlerin onlar için büyük bir umut vesilesi olmanız insanlık için önemli. Yani arama kurtarmanın neden ehemmiyetini arz etsek gerçekten uzun bir alanı oluşturur. Ama gerçekten arama kurtarmacı olarak ifade ettiğimden dolayı söylüyorum. Van depreminden bu zamana kadar çok ciddi çalışmalara imza attık. Tabii özellikle Van Erciş depreminde yaklaşık olarak 23 tane kayıp vatandaşımızın çıkartmış bulunduk. Yani yakınlarına verdik. O acıyı beraber paylaştık. Orada sahada çalışırken tekrar biz bir depreme yakalandık. Depremin ne kadar acı ve şiddetli olduğunu o zaman da tekrar müdahale ettik. Tabii 99 depremini yaşayan bir insan. Ben doğuma büyüme Kocaeli Darıca'da oturuyorum. 99 depremini o genç çağlarımızda da yaşadık. Bu manada arama kurtarma ekibi insanları bilinçlendirme. Bu insanlara yani bilinçlenen bu insanlara farkındalık katma mahiyetinde gerçekten önemli. Özellikle çok mükemmel bir coğrafyada yaşıyoruz. Allah'a ne kadar hamd etsek azdır. Ama aynı güzellik içerisinde kendi coğrafyamızda riskler de bulunuyor. Geçen gün de bakanımız bazı konuları değerlendirdi. Özür dilerim. Önceki günde değerlendirdi. Yani Hatay'dan Erzurum'a kadar, Erzurum'dan Marmara'ya kadar, Marmara bölgesinde hatta İzmir, Ege bölgelerine kadar
afet riskleri bulunan, özellikle deprem riskinin bulunduğu bir bölge içerisindeyiz. Bizim bölgemizde birinci dereceden afetlerin olabileceği alanlardan bir tanesi. Dolayısıyla bir arama kurtarma ekibinin varlığı deprem sonrası, yani yaraların sarılması ya da insanların kayıplarına ya da yaralarına ulaşması kadar önemli bir ehemmiyetin öncesinde insanları bilinçlendirme, bu konuda insanlara yetenek katma, afetin sadece depremle alakalı değil, işte suda arama kurtarma çalışmalarıyla ya da doğada arama kurtarma çalışmalarıyla ya da ilk yardım sağlık konusunda bilinçlendirmeyle. Çünkü bizim 5 branşta çalışmalarımız var. Yangın önleme eğitim de buna dahil. İlk yardım eğitmenlerimiz var. Dalgıç ve can kurtaran büroveli ve sertifikalı arkadaşlarımız var. 2 gün önce de AFAD'ın kentsel arama kurtarma, hafif arama kurtarma sınıfında akreditasyonumuzu tamamlamış olduk. Tabii akreditasyonu tamamlamak ya da o günden bu zamana kadar ortaya koyulan çalışmalar bir akreditasyonun yanı sıra gerçekten bir farkındalık oluşturulması. Sonuç itibariyle bir arama kurtarma ekibinin varlığı sadece afetlerde olabilecek bir sonuç değil. Biliyorsunuz sivil savunmanın kuruluşu savaş gerisinde olan insanlara ya da savaşa giden insanlara bu manada yardımcı olabilmek ya da sivil kayıpların önlenmesi için bir takım çalışmalar ortaya koyabilmek. Yani o dönemden kurulmuş ve bu döneme kadar gelmiş yine özünde ve mahiyetinde aslında aynı mantığı tekrar ifade eder. Ama özellikle bizlerin yaşanma olasılığın, deprem olasılığının çok yüksek olduğu bir bölgedeyiz. Sizin de zaten deprem bilinciyle alakalı bir projeniz var. Gerçekten güzel ve etkili bir proje. Gönül ister ki insanların hepsinin aynı refleksi, aynı bilinçle, aynı samimiyetle, aynı dertle ortaya koyması. Ama sonuç itibariyle bizim insanlarımız hepsi kendi işinde, kendi uğraşlarında bulunan insanlar ve biz de arama kurtarma olarak insanların uğraşları için devam ederken biz de kendi rızkımızı kazanıyoruz, kendi ticaretimizde ve uğraşlarımızda. Ama diğer taraftan da insanlara insani yardım ulaştırırken, onların yaralarını sarar ya da onlara barınma alanları oluştururken bir de insanların kayıplarını ya da işte enkaz altında kalmış olan yaralılarını mümkün olduğunca en güzel şekilde sıkıntısız olarak ellerine vermek ya işte beraberce hüzünlerine ortak olmak, beraberce dertlerine ortak olmak ve gerçekten afet sıkıntısının sadece o coğrafyaya ait bir mesele değil. Hani bugün dünyanın birçok coğrafyasında afet oluyor. İşte batılı ülkelerde ya da doğulu ülkelerde, İslam coğrafyalarında da olabilir. Maalesef mazlum durumda olan birçok insan da var. Hani bilinçlenme konusunda belki diyeceğiz ama tabii imkanlar da bazı şartlarda önemli. 99 depreminde bizim imkanlarımız yoktu. O dönemden bu zamana kadar arama kurtarma çalışmaları biz de bu işin içerisine dahiliz. Gerçekten binlerce arama kurtarma ekipleri oluştu. UMKES'inden AFAD'ın bu konunun yönetimini sahiplenmesine kadar ve arama kurtarmalarının onun yönetimi altında kendilerinin oluşturduğu akreditasyon programları çerçevesinde kendilerini yetiştirmesi konusunda önemli bir yere kadar ulaştı. Biz de arama kurtarma çalışmaları olarak arama kurtarma önemlidir. Çünkü bu konuda bilinçlenmenin üzerinde olan operasyonlarıyla, kurtarma çalışmalarıyla en üst seviyede ve en öncü konumda olan bir arama kurtarma ekibi ya da bilincine sahip insanlar olduğundan dolayı bu konuda arama kurtarma gerçekten önemlidir. Tabii dünden bu zamana kadar Resul Hocam da bir takım şeyleri ifade etti. Dün gerçekten yapılarımız, siz de biliyorsunuz hocam, demirinden tutun da işte betonuna, beton yapısına yani deniz kumundan çıkartılan bir kumla yapılarımızı inşa ediyorduk. Bugün yapılarımız içerisinde bulunan işte karışımlar ya da kimyasal karışımlarla beraber betonun tutuculuğu, demir çeliğinin yoğunluğu ve bugün onların modernize edilmesi, belirli bir standartlara bağlanması gerçekten deprem riskini azaltmaz ama yapı bloğunun ya da yapıların zarar görmesini, yapılar zarar görse dahi en azından içinde bulunan insanların, vatandaşlarımızın sağ olarak tekrar binadan tahliye edilmelerine imkan ve olanak sağlayacak durumlar oluşturulabilir. Tabii burada bu çalıştayda önemli olan mesele şu, deprem bilincini oluşturmak lazım. Biz arama kurtarma olarak yapmaya çalışıyoruz ama bazen
Geçen Darıca'da Kızılay'da başkanımızla görüşmüştük. 2 sene önce Adnan Menderes Kültür Merkezi'nde deprem bilinciyle, afet farkındalığıyla alakalı bir seminer verdiğimizde de gelmişti. Gerçekten insanları bu konulara çağırmak, iştirak ettirmek çok zor. Öncelikle bunun zaten AFAD'la geçen sene bizim de ortaya koymuş olduğumuz, madem onlar o bilince çağırdığımızda gelmiyorlar, biz onlara ulaşalım dedik. AFAD'ın güzel bir çalışması oldu. Afet farkındalık yılı oldu 2021. Hemen hemen 56 milyon, 60 milyona yakın, öyle söyleyelim. Yani kendi coğrafyamızın %70'ine kadar, küçüğünden büyüğüne, çünkü ilkokullarından işte camilere, dernek yönetimlerinden kültür merkezlerine, okullara kadar birçok alanda afet farkındalık eğitimleri verdik. AFAD da bunun öncülüğünü yaptı. STK'lar da bunun öncülüğünü yaptı. En azından afet bilinci, deprem bilinci konusunda bir yere ulaşmaya vesile olduk. En azından bunun başlangıcını yapmış olduk. Bu sene zaten biliyorsunuz 2022 tatbikat yılı. Yani arama kurtarma ekiplerinin dışında fabrikaların bina tahliye tatbikatları, okulların bina tahliye tatbikatları ya da deprem tatbikatları, deprem bilinci seminerleri, sunumları bunun en önemli fonksiyonlarından bir tanesi. Yapıları belirli bir düzeye getirdikten sonra da bu bilinçlendirmeyi vererek insanları bir yere kadar ulaştırabiliriz. Ama Resul Hocam önemli bir alanı çizdi. Afet oldu. Kendi bölgemizde büyük bir afet bekliyoruz. İstanbul gibi bir ilimizde büyük bir deprem bekliyoruz. Bu depreme karşı zaten Bakan Sayın Süleyman Soylu da 2 gün önce açıkladı. Biz de alandaydık zaten. Sertifikalarımızı verdi bizim. Ekim ayında ulusal düzeyde ve uluslararası kurumları da katarak çok büyük bazda bir deprem tatbikat düşünüyoruz. Bu da bilinçlenme alanında büyük bir adım, ama insanlarımıza düşen gerçekten afet olduktan sonra kendilerine ulaşılan barınma malzemeleri ya da gıda malzemelerine karşı biraz daha hassas davranıp kendi ihtiyaçları kadar olabilecek malzemeleri kendileri ellerinde bulundururlarsa ve hepsinden öncesi 72 saat, yani devletin kurumlarının ya da arama kurtarma ekiplerinin kendilerine ulaşmadan önce kendi ihtiyaçlarını, kendi barınmalarını ve gıdalarını sağlayabilecek 72 saat çok önemli bir, hem hayati manada önemlidir hem de insan ihtiyaçlarının karşılanması mahiyetinde önemlidir. İlk 72 saat boyunca kendi ihtiyacını karşılayabilecek bir bilinç çalışmaları da ortaya koymak lazım diye ifade edebilirim hocam. Teşekkür ediyorum. Fazla uzun tutmayayım. Çok teşekkür ederim İsmail Bey. Biz de teşekkür ederiz hocam. İsmail Bey bize arama kurtarma çalışmalarında çok ciddi bir bilinç düzeyinin oluşması gerektiği ile ilgili bilgiler verdi. Sadece kurtarma yapmadıklarını, insanların duygusal yönden de onlarda o anı birlikte yaşadıklarını, dolayısıyla bu konuda bilinçlendirme ve farkındalık çalışmalarının yapılmasının önemli olduğundan bahsetti. Evet, bu bölge birinci derece afetle ilişkilendiriliyor. Dolayısıyla bir takım sadece depremle ilgili değil, diğer afet konularında işte yangın önleme, yangın söndürme, ilk yardım çalışmaları, yine kentsel arama kurtarma konularında da çalışmalar yürüttüğünü söyledi. Yine Resul Bey'in değindiği konuya değindi. Aslında deprem, özellikle 17 Ağustos depreminden sonra hükümetin ciddi adımlar attığı, bu konuda yeni deprem yönetmeliklerini çıkarttığını ve yapıların zarar görmesinin önüne geçme, hatta belki içinde yaşayanların daha az zarar görmesini önleyecek çalışmalarda bulunduğundan söz etti. Bu durumda bilinçlendirmenin gerçekten öne çıktığı ve özellikle de 72 saatin önemli olduğunu, burada da kişilerin bu saat zarfında ilgili yetkililerin ulaşımlarında kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeye gelmeleri ve o bilinç düzeyinde olmalarının öneminden bize söz etti. Çok teşekkür ediyorum İsmail Bey bilgileriniz Biz için. teşekkür ederiz efendim. Aslında çok söylenecek şeyler var biliyorum. Vaktimiz sınırlı olduğu için mecburen sizi kesmek zorunda kaldık. Çok teşekkür ederiz. Estağfurullah hocam. Şimdi Teşekkür ederiz. sözü gazeteci yazar İsmail Kahraman Bey'e vermek istiyorum. Gazeteci gözüyle 17 Ağustos depremi, o an ve sonrası sizin gözlemleriniz nelerdir İsmail Bey? Bunları sizlerden öğrenmek isteriz.
Öncelikle çok teşekkür ediyorum Serhat Hocam. Gebze Teknik Üniversitesi'nin yeni rektörüne sizler vasıtasıyla hayırlı olsun dileklerimizi iletmek Çok sağ olun istiyorum. hocam. Hayırlı olsun. Teşekkür ederiz. Hayırlı olsun öncelikle Gebze Teknik Üniversitesi hem Türkiye'mizin hem Gebze'nin marka kurumlarından birisi. İsmail Bey'in sesi gitti herhalde. Serhat Hocam üniversiteden çok bahsetti ya, nazara Evet. geldi herhalde. Yok. Yeni rektörümüz atandı. 2 hafta oluyor. Rektörümüz kendi üniversitemizden bir akademisyen. Daha önce bizde görev yapmış. Bizden sonra yaklaşık 5-6 yıl TÜBİTAK Bilgem'de çalışmış bir akademisyen. Daha sonra bize geri döndü ve sonrasında İstanbul Teknik Üniversitesi'ne geçmişti. Orada da rektör yardımcısıydı. Üniversiteyi bilen, çevreyi bilen bir hocamız. İyi iletişim kurabilen bir hocamız. İnşallah hem üniversitemiz adına hem de bölgesel kalkınmaya önem verecek diye düşünüyorum. İsmail Bey Teknik açıdan buyurun. evet. Hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum. Ayrıca Teşekkür İsmail ederiz. Bey Kurtarma Derneği hakikaten Gebze'nin gururu ve onu bir kez daha anladım. Hemen 2 akşam önce 16 Ağustos akşamı Sayın İçişleri Bakanımızın da katıldığı bir güzel önemli toplantı oldu Gölcük'te. O toplantıda güzel çadırlar açılmıştı. Belediyeler, resmi ve özel kurumlar, AFAD'lar. Biz de Avrasya Gazeteciler Derneği Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü işbirliği içinde proje ortağımız olan Kocaeli AFAD İl Müdürlüğü çadırında deprem gerçeği fotoğraflarla ve gazete manşetleriyle deprem gerçeği sergisi açtık. Sayın Bakan çok önemli açıklamalar yaptı. İsmail Beylerin kuruluşu AFAD'da çok güzel etkinlikler yaptı orada. Başka etkinlikler de vardı. Keşke bu faaliyetler farklı yerlerde de sürse. Çok güzel bir toplantıydı. İsmail Bey'in şahsında derneğe de başarılar diliyorum. Resul Bey Teşekkür ediyorum hakikaten hocam. kıymetli bir dost, kıymetli bir insan. Çok önemli bir bölgemizin tarihçisi, yazarı. Bu tür toplumsal olaylarda, kültür olaylarında, tarih olaylarında hep ön planda. Hocam başarılar diliyorum Resul Bey. Evet, Sağ olun. gazeteci, belgeselci olmanın bir sorumluluğu olduğuna inanıyorum. Gördüklerimizi, bildiklerimizi kayıt altına almak, çektiğimiz fotoğrafları, belgeselleri, filmleri, videoları gelecek kuşaklara aktarmak gerektiğine inanıyorum. Ağustos Marmara depremini Gebze'de yaşadık. Ve Gebze'de bir binanın 7. katındaydım. Ve o makalelerimizde de ifade ettik. Gece saat 3 sıralarında müthiş bir ses. Sanki yerin altından uğultular geliyor. Birçok kırıcı, dozer, kepçe yerin altını oyuyorlar. Tam o sırada Gölcük tarafından büyük bir ışık hüzmesi körfezi aydınlattı. Binalar sallanmaya ve kendimizi dışarıda bulduk. Gebze bölgesi hemen İstanbul'un yanı başındaydı. Neredeyse 1 2 gün, 3 gün Gebze'den haber alınamadı. TRT kurumu o zaman Gebze'de deprem hasarı ile ilgili bilgiye ulaşamıyoruz diye bangır bangır bağırıyordu, ulaşılamadı. O zaman Petkim'in patlaması gerçekten dehşet vericiydi. İnsanlar dağlara kaçtı, evlerini terk edip gitti. Gölcük bambaşkaydı, dümdüz olmuştu. Derince, Körfez, özellikle Marmara bölgesi, Yalova, İstanbul'un bazı ilçeleri, Adapazarı, Düzce ve gerçekten o dönem gazeteci olarak 40 güne yakın bölgeyi karış karış gezdik. Sabahın ilk saatlerinden itibaren fotoğraf makinamız, videomuz, o dönemin çıkan bütün yayınları bir arşiv oluşturmak istedik. Çünkü biz unutuyoruz, dün yediklerimizi de unutuyoruz. Aslında unutmamak gerekiyor. Deprem felaketi gerçekten insanlığın her zaman karşı karşıya gelebileceği en önemli felaketlerden birisi. Tarihi süreci Resul Bey çok güzel ifade ettiler. 17 Ağustos Marmara depremi aradan 23 yılda acaba ne yaptık? Örneğin merkez üssü Kocaeli Gölcük bölgesiydi. Gölcük'teydik dediğimiz geçtiğimiz günlerde. Ve Gölcük'te ciddi bir deprem müzesinin olmaması, Kocaeli'de ciddi bir deprem müzesinin olmaması büyük bir eksiklik. Gebze Teknik Üniversitesi bünyesinde, Kocaeli Üniversitesi bünyesinde vehemal hemen bir deprem araştırmaları merkezi, enstitüsü adına ne dersek diyelim bir bölüm açılmalı, kurulmalı. Çünkü gerçekten o gün yaşanan hadiseler
O Marmara depremi, Gölcük merkezindeki depremden sonra nelerin yapıldığı, neler olması gerektiği, bugün bu konuda neler bittiğini maalesef bilmiyoruz. Ciddi bir arşivimiz de yok. Burada Gebze Teknik Üniversitesi'ni tebrik etmek, Gebze Teknik Üniversitesi bünyesinde Deprem Vakfı işbirliği içerisinde Deprem Vakfı kitaplarının oluşturduğu bir kütüphane var. Yani daha doğrusu depremle ilgili yazılan, gerek Türkçe gerek İngilizce farklı dillerde deprem konusunu anlatan 1000'e yakın kitabın Gebze Teknik Üniversitesi bünyesinde Deprem Vakfı'nın oluşturduğu bir kütüphanede olduğunu biliyoruz. Bu kapsamda biz de Gebze'de İlim Kültür Tarih Araştırmaları Vakfı Araştırma Merkezi Kütüphanesi, ki Kültür Bakanlığı'na tescilli bir kurumuz, 10 bine yakın kitabımızın olduğu, dünyanın 80'e yakın ülke, Türkiye'nin 81 iline yakın bölgeden fotoğraflar, belgesel, video arşivlerimizin olduğu bir kütüphane, ki bu kütüphanemiz herkese, özellikle akademisyenlere açık, inceleme yapmak, araştırma yapmak isteyenlere açık. Bu kütüphanemizde bilgi bankası oluşturmak istedik. Depremle ilgili bir arşivi oluşturmak istedik. Binlerce fotoğraf. O dönem hemen 17-18 Ağustos günü yayınlanan gazeteleri toparlamaya başladık. 30 güne yakın hemen hemen ulusal ve bölgesel basını topladık. Yüzlerce gazeteden oluşan bir gazetelerle, gazete arşivleriyle deprem gerçeği arşivi oluşturduk. Binlerce fotoğraf. Dediğim gibi saatlerce belgesel görüntüyü akademik çalışmalara, araştırma yapmak isteyenlerin bilgisine İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi Kütüphanesi olarak sundu. Değişik yerlerde konferanslar, seminerler verdik. Geçtiğimiz yıl İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün Avrasya Gazeteciler Derneği olarak bir proje hazırlayıp sunduk. Deprem bilinci, depremde farkındalık, deprem bilinciyle ilgili arşiv oluşturması projemiz. Bu projemiz kabul edildi. Bu kapsamda birçok çalışma yaptık. Seminerler, toplantılar, sergiler, belgeseller, ki bilabeder bu belgeselleri birçok televizyon kanalına dağıttık ve şu anda deprembilinci.com temize girenler bunlardan rahatlıkla yararlanabilirler. Telif hakkı herhangi bir ücret ödemeden bu bilgileri istedikleri gibi kullanabilirler. Biz bir başka şey daha yaptık, ki o da Serhat Hocam sizlerin anlatmasını isteriz. Özellikle öğrencilere yönelik bir yarışma, ki belki ilk kez böyle bir para ödüllü yarışmanın düzenlenmiş olması lise öğrencilerine. Bu da gerçek. Hele uluslararası makaleye konu olacak bu kapsamında. Özellikle buralarda sizin bilgi vereceğinize inandığım için onlara girmek istemiyorum. Şöyle toparlamak istiyorum. Evet, deprem bir gerçek, bir afet. Karşı karşıya her an yaşayabileceğimiz husus. 17 Ağustos Marmara depremi. Sanki dün gibi bu depremi yaşayanların hafızasında halen. Türkiye'nin ondan sonra başka depremleri oldu. Biraz önce İsmail Başkanımız ifade etti. Van Erciş depremi, diğer depremler, hemen yakın İzmir depremi, halen yarası sarılmaya çalışılıyor. Malatya, daha birçok bölgelerde deprem oldu ve olmaya da devam ediyor. Ben hiç unutmuyorum. Deprem gerçeğiyle ilk kez 1992 yılında Erzincan depremiyle karşılaşmıştık. 1999 yılında Erzincan yerle bir olmuştu. 40 bine yakın insan ölmüştü bu depremde. Ve ondan yıllar sonra tekrar 1992 yılındaki merhum valilerimizden Recep Yazıcıoğlu'nun orada vali olduğu bir dönemdi. Karadeniz'deydik. Deprem olduktan hemen sonra o bölgeye gittiğimde deprem gerçeğiyle ilk kez karşılaşıyorduk. Gerçekten dehşet, gerçekten felaketti. Rahmetli valimiz bir kitap hazırlamıştı, Erzincan depremi gerçeği diye. Daha 92 yıllarında bizim gazetemize de dahil bütün Anadolu gazetelerine göndermişti. Mesela Marmara depremiyle ilgili acaba ciddi bir kitap var mı? Rahmetli Yazıcıoğlu 92 yılında bütün yerel gazetelere, kamu kuruluşlarına, kütüphanelere gönderdiği bir deprem kitabı vardı. Keşke böyle bir kitap, böyle bir arşiv oluşturulsa, gönderilmeye gerek yok. İnternet sayfasında yayınlanan araştırmacıların hizmetine sunulabilirse. Daha sonra Afyon Dinar depremine Gebze'den katılmıştık. Dönemin belediye başkanı rahmetli Ahmet Pembegüllü ve bir ekiple beraber bölgeye yardım götürmüştük. O Dinar depremini ve deprem gerçeğini unutmuyoruz. Daha sonra işte Marmara depremi, Adapazarı, Düzce depremleri ve deprem gerçeği. Özetle şunu toparlamamız gerekiyor. Evet, insanoğlu unutuyor, unutmak gerekiyor. Unutmamak için de bir hafıza merkezi, bilgi merkezi, bilgi bankası oluşturmak gerekiyor.
Deprem konusunda bilgi, doküman, belgelerimizi toparlamalıyız ve özellikle depreme açık bir bölge olan Kocaeli'de ister Gebze Teknik Üniversitesi isterse Kocaeli üniversitemiz olsun bir deprem araştırmaları merkezi oluşmalı. Bugün Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Sayın Ayhan Zeytinoğlu Kocaeli bölgesindeki köşe yazarlarına, gazetelerin köşe yazarlarına yönelik bir toplantı düzenlemişti sabah. Bu toplantıya katıldım ve bu toplantıda da bizzat kendisine şunu söyledim. Biz Tüpraş yangınını unutmadık ve millet köylere kaçmış, dağlara kaçmıştı. Acaba bu yangın daha büyüyecek mi diye hep endişe ediyorduk. Her gün deprem korkusu yaşıyorduk. Günlerce bu yangın sürdü. Sanayi olarak, sanayi odası olarak Kocaeli'de depremle ilgili ne yapıyorsunuz? Bu noktada bir çalışmanız var mı diye sorduğumda, evet, bir takım çalışmalarından söz etti. Ve dediğim gibi depremle ilgili 16'yı 17 Ağustos'a bağlayan gece önemli bir toplantı yapıldı Gölcük'te. Sayın Bakan katıldı, yetkililer, valimiz ve orada yürüyüşler yapıldı. Biz de dediğim gibi burada sosyal birincilik, sosyal sorumluluk kapsamında AFAD çadırında, AFAD'la işbirliği içerisinde yerle fotoğraflarla deprem gerçeği sergisi açtık. Biz imkanlarımız ölçüsünde projemizin çok ötesinde bir şeyler yapmak istiyoruz. Bizden istenenlerin fazlasını vermek istiyoruz ki bunun da en canlı şahidi Serhat Hocam siz dersiniz. Tarihe not düşüp zamanla noterlik yapmak, kubbede bir hoş seda bırakmak istiyoruz. Ben her iki arkadaşıma ve sizlere bu seminere, bu çalıştaya katıldığınız için teşekkür ediyorum. İsmail Bey, çok teşekkür ederim. Siz anlatırken ilk başlangıçta o felaketi yaşayan biri olarak o anı sanki tekrar yaşadım. Tüylerim diken diken oldu. Tabii bu proje kapsamında gerçekten çok fazla şeyler yaptık. Anlatmakla vaktimiz de kalmadı. Şu anda son 2 dakikam var. Ben Ölen bu bakmayın. maalesef Teşekkür. şeyi Bu anketi bir anlatın. kısaca onu anlatmaya çalışayım. Aslında bildiğiniz gibi hepinizin de AFAD'ın 2001 yılında yayınladığı raporda, 2002 yılında yayınladığı raporda Türkiye'de geçen yıl 107 sel, su baskını, 66 orman yangını, 16 kar ve tipi, bunun yanında 39 heyelan ve yine AFAD'ın raporuna göre geçen yıl ülkemizde 23.753 deprem